Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte üzerinde görmüş olduğunuz bu krobu öreceğiz. Şöyle bir döneyim sizin için. Çift taraflı olarak ördüm. Hem ön hem arka olarak iki taraflı olarak kullanabileceğiz. Şu kısımlar bakın farklı duruyor. Arka kısımda da farklı duruyor. Yani iki farklı krop gibi kullanabileceğiz bunu yapım aşamaları oldukça basit bir krop e, ters ve düz örgüden oluşuyor ve kesmelerden oluşuyor 2 adet yumak kullandım Dilerseniz hemen yapım aşamalarına başlayalım krop için ben bu şekilde pamuklu ip kullanacağım iki adeti yeterli oluyor Hatta e, şöyle bu kadar da arttı yani iki adetten Tabii ben biraz kısa yapmışım Siz biraz daha uzun yaparsanız 2 adet yetecektir e, bunun için 60 santimlik misina şiş kullanacağım. E, 4 numara kullanıyorum. Şu an elimdeki 40 santimlik. E, sadece ilmek atmanın nasıl olduğunu göstermek açısından küçük bir tane aldım elime. Şimdi ilmek atmayla başlıyoruz. Şöyle ipimi alıyorum buradan geçiriyorum. Şunu iki ilmek olarak sayıyorum. Bakın şurada iki ilmek oldu. Şöyle bir tanesinin içinden geçirip şu şekilde tekrar içinden geçiriyoruz. Bakın baş parmağımın altından alıyorum. İşaret parmağımdaki ipi çekiyorum. Baş parmağımdaki ipi bırakıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde tabii ki ilmek atmayı herkes kendi tarzında yapabilir ben ilmek atmayı bilmeyenler açısından gösterdim bakın alttan alıyorum işaret parmağımdaki ipi geçiriyorum ve bu şekilde bırakıyorum e 180 tane ilmek atacağız şöyle hızlıca atayım birkaç tane Şimdi 180 tane ilmek attığımızı varsayalım. Şimdi buradan başlarken başlamadan önce isterseniz bitirmiş olduğum kurabı bir göstereyim size alt kısmını şu şekilde bunu 180 tane hatta ben <laughs> fazla yapmışım 185 tane yapmışım şimdiden belirteyim <laughs> 185 tane yaptığım için şurada bir tane arka kısımda bir tane 5 ilmeği bir şekilde yok ettim ben sizde bu böyle olmayacak şöyle birleşik olacak 180 tane olacak yani şu kısmı görmeyin şöyle duracak sizde ayrılma kısmı 180 tane ilmek yapıp bu şekilde 3 tane düz, 2 tane ters, 3 tane düz, iki tane ters olarak kol altımız ve yaka oyuntumuz nereye kadar gelmesini istiyorsak o kadar öreceğiz. Ben ikisini de aynı başladım. Yani aynı yerde ayırmaya başladım. Bu şekilde gayet iyi oldu. Hatta şuradan askıları biraz kısa yapmışım da birleştirdim için sökmeye üşendim. Birkaç sıra daha fazla yapsaymışım daha iyi olacakmıştı. Ama belki zamanla sarkma yapar. Onu da bilemeyeceğim. Şimdi bunu nasıl yapıldığını da göstereyim. ilmeklerimizi Ben ilmekleri ters aldığım için aslında göstermek istemiyorum ama göstermekte zorundayım. 3 tane düz alıyorum. 1 2 3 Öne geçiyorum. 2 tane de ters alıyorum. Örneğimizi bu şekilde kuracağız. öne geçiyorum. 3 tane düz alıyorum. 2 ve 3. Öne geçiyorum. 2 tane de ters alıyorum. Arkaya geçiyorum. 3 düz. öne geçiyorum iki ters bu böyle 180 tane yaptığınızda tam olarak denk geliyor yani birbirine beşer beşer olarak varsayarsak şu şekilde olacak hemen göstereyim şu düzden ön kısımda 18 tane arka kısımda da 18 tane olacak şekilde toplamda 36 tane olacak Aralardakilerde ona göre tam olarak oluyor. Saymadım, 36 tane de arada da vardır herhalde. Tam bilmiyorum yani işte böyle birbirine denk birleşik gelmiyor. Hepsi tam sıralı olarak. 180 ilmeği yapıyoruz. 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters olarak örüyoruz. Sonrasında buradan birleştiriyoruz sıra sonunda ve dönerek örüyoruz. Buradan göstermek isterim ama iş e, sanırım şeyimiz kısa gelecek. O yüzden gösteremeyeceğim ama tabii ki de basit. Şöyle bir deneyim bakayım nasıl olacak. Bunu da büyük ihtimal gösteremem. Sıra sonunda çünkü kısa. Ama denemek de istiyorum bakalım. Şunu bir bitireyim. Nasıl denk geleceğini bilmiyorum yalnız. Ee, saymadan yaptım çünkü. Şunu da bir tane olarak alayım. Şöyle ters gelmesi lazım normalde ama ikisi de düz geldi. Çünkü ben saymadım ama size sayılı olarak verdim ilmeklerimi. Sayılı olarak verdiğim için şey olacak. Sizde tam olacak. Bu buradan bunu buradan birleşik olarak varsayacaksınız. Ben şu an birleştiremiyorum. Buradan devam edeceksiniz örmeye ve bu buradan birleşecek. Birleşik olarak öreceksiniz. Kısa yaptığım için gösteremedim. Kusura bakmayın. Yuvarlak örgü olacak. Bunları e, şehir dışındayken ördüğüm için videonun başında çekemedim başını. Sonrasında yani şuradan itibaren eve geldiğimde buradan itibaren çekmeye başladım. O yüzden de böyle göstermek açısından Küçük bir ilmek başladım. Kol altına kadar olan yüksekliğimi söyleyeyim ben size. Şuradan 23 santim örmüşüm ben. Ama dediğim gibi biraz göbek üzeri oldu. İsterseniz bunu şöyle 26 santime kadar çıkartabilirsiniz. Bu arada 4 numara şiş ve şu kalınlıkta bir ip için. Ördüğüm bu crop small medium large bedene rahatlıkla olacaktır çünkü bakın lastik olduğu için bayağı genişliyor. Ben medium giyiyorum hatta bana hafiften bol bile oldu yani yani hafiften bol oldu dediğim lastikler böyle birleşik durdu yani large da biraz daha böyle ayrı alacaktır daha iyi duracaktır ilmek sayısını azaltabilirsiniz de daha küçük bir beden yapmak istiyorsanız. Nasıl azaltırsınız? Ee, şöyle anlatayım size. Şimdi burada 180 tane ilmeğimiz var ya. 180 tane ilmeğin şu düzlerini size anlatayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sağ tarafa, 9 tane sol tarafa, 9 tane arka tarafa, 9 tane de diğer tarafına olarak ayırdım ben şu dört tanelerde bakın hiçbir işlem yapmadan direkt yukarıya doğru kesmeden çıkarttım. Şuradaki beş taneden de keserek azalttım. Eğer biraz daha dar olmasını istiyorsanız mesela e, buradan beş tane eksiltirsiniz. Beş eksilir. Şuradan 5 eksilir. Arkadan da beşer eksiltirsiniz. E, 20 tane daha eksik yaparsanız bir beden daha küçük hatta iki beden daha küçük olabilir yani small beden için olabilir 180'den 20 çıkartırsınız 160 ilmek yaparsanız dediğim gibi şuralardan beşer tane eksiltmiş olursunuz yani 5 dediğim şöyle dört tane dört tane yaparsınız 5 ilmek eksiltince dört tane düşmüş oluyor zaten beşer tane her biri sıradan ama dediğim gibi bu şekilde de örerseniz gayet güzel oluyor. Yani bakın daracık duruyor zaten. giydiğinizde de genişliyor bu. Şu an böyle şu şekilde genişliğini söyleyeyim size. Bendeki 31 santim gözüküyor. Ama dediğim gibi açılıyor. Bayağı bir açılıyor hem de. Şöyle bayağı açılıyor. Rahatlıkla örebilirsiniz verdiğim sayılardan. Şimdi dediğim gibi bunu 23 santim kadar örün. 23 sen, benimki 23 santim. Siz biraz daha uzun örebilirsiniz. Ee, videonun başında giymiş halini göreceksiniz ne kadar kısa olduğunu. Eğer o kısalıklarda olmasını istiyorsanız siz de 23 santim örebilirsiniz. Kol altı ve yaka ayrımına kadar 23 santim örelim ve sonrasında tekrar anlatmaya başlayayım sizlere. Şimdi krobumu aşağı kısımdan üst kısma kadar istediğim yaka oyuntusunun yüksekliğine gelene kadar yani kol altımızdan yaka oyuntusuna aynı yüksekliğe verdim. Şu an sıra başım burada. Sıra başına bir ilmek belirleyici taktım ve sıra başını kaybetmedim. Şimdi buradan e krobumu tam orta kısımdan ikiye ayıracağım. Yani 18 tane düz şu düzlerden Önde 18 tane de arkada olmak şartıyla ikiye ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18'i e ayırıyorum. Şuradan sıra başında taktığım ilmek belirleyicinin aynısından yani aynı renkten evet, buraya da takıyorum. Siz de aynı renk takarsınız. Ben de şu an ilmek belirleyicilerim başka kazakta olduğu için şu an küpelerimi kullanıyorum. ve Bunları kullanmayı daha çok seviyorum zaten. E, süslü süslü oluyorlar. Bu şekilde. E, siz de e, benim gibi çelik küpeler alıp böyle desen desen ilmek belirleyici olarak kullanabilirsiniz. Şimdi sıranın başı ve krobun tam ortasını ayırdım. Şu an 18 18 olarak iki tarafı da ayrıldı. Bir tarafı ön, bir tarafı arka olarak yapacağız. Şimdi burayı ön kısım olarak varsayalım ve 18'de ikiye bölerek 9 bu taraftan, 9 da bu taraftan yaka oyuntumuzu vermiş olalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tanenin tam ortasından yine bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Farklı renk olmasına özen gösterin çünkü renkler birbirine karışmaması açısından. Şimdi burası 9 ve 9 olarak ikiye ayrıldı. Yani yakamızın sağ ve sol kısmı. Yine aynı şekilde arka kısmada 9 ve 9 olarak ayıracağız. Orası şu şimdilik kalsın. Önce ön tarafı anlatayım, sonra arka tarafı anlatırım. Şimdi yine elime bir ilmek belirleyici alıyorum. Ve yakanın sağ tarafı ve sol tarafı olarak hiçbir işlem yapmayacak yapmayacağım. Şu düzleri ayıracağım. 4 tane sağdan yaka başından yani tam ortadan yakan ortasından 4 tane de soldan yukarıya hiçbir işlem yapmadan gidecek olan düz ilmeklerimi ayıracağım buradaki yandaki 5 tane kalan da yana doğru kesilerek bu 4 tane birleşmiş olacak. Şimdi bunları ayıralım. 1, 2, 3, 4. 4 taneye şöyle bir tane ilmek belirleyici taktım. Bu sağ taraftaki. Şimdi sol taraftakine de 1, 2, 3, 4 tane ayırdım. Farklı bir ilmek belirleyici de buraya taktım. Bu ikisini aynı renkle taktım. 4 burada, 4 burada var. Ve 5 burada, 5 de burada var şu anda. Bu 5 taneleri keseceğiz. Şu dört tane hiçbir işlem yapmayacağız. Şimdi ben iki farklı model olsun istiyorum ve arka kısımda da tam tersi işlemi yapacağım. dört tane yandakini kesmeden düz bir şekilde götüreceğim. 5 tane bu ortadakini keserek yana birleştireceğim. Böylelikle iki farklı kurabum olmuş olacak, aynı renkte iki farklı modeli giymiş olabileceğim. Yani ön ter, önünü ve arkasını iki şekilde de giymiş olacağım. Şimdi isterseniz tabii ki bunun aynısını yapıp tek taraflı da yani kullanabilirsiniz. Yani buradaki dört taneyi arka tarafta da aynı şekilde kesmeden yukarıya doğru çıkartıp önünü ve arkasını aynı model yapabilirsiniz. Şimdi arka kısmı da anlatayım size. Şimdi buradan 9 tane ayıracağım. Şuradan hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tanenin tam ortasına şu şekilde ilmek belirleyicimizi takıyoruz.

Bu tarafta bir tane fazlam var. İnanmıyorum o kadar ördüm. Bu dört tane aradan yok edeceğim kol altından. <laughs> ya nasıl yapacağım şimdi onu? <laughs> Neyse siz bunu yokmuş varsayın şu anda. Ben onu bir şekilde yok ederim. kendi <laughs> şu anda 9 tane burada dokuz tane burada varmış gibi varsayalım. Ben onu bir şekilde keseceğim şu an size tam ortadan yapıyormuş gibi anlatıyorum şimdi 9 tane burada 9 tane burada var tam tersi işlemi yapacağımı söylemiştim şimdi buradan 1 2 3 4 5 tane ayırıyorum yine başka bir renk alıyorum şu ortadaki ne isterseniz öndekiyle aynı renk takım dörde bölmüş olursunuz benim şu an elimde o küpenin aynısından yok O yüzden Böyle başka renk takıyorum. Şurası 5. Yine bu taraftan da 1, 2, 3, 4, 5 tane ayırıyorum. Şuradaki ile aynı renk takıyorum. Şimdi buradaki 5 taneyi yapacağım. Şey eksilteceğim. Buradaki 4 taneye dokunmayacağım. Şuradaki 1, 2, 3, 4 tane. Burada da 4 tane var sayın siz. 1, 2, 3, 4 tane olarak işlem yapmadan buradakileri keserek yukarı çıkacağım. Burada da tam tersi buradakileri ellemeden şu yandakileri keserek devam edeceğim. şimdi bunları nasıl yapıldığını anlatacağım size. <laughs> Ama öncesinde ben şuradaki fazla yaptığımı şu kol altlarına bir bölüştüreyim. Bir halledeyim ben onu arka kısımdan. Ondan sonra size ön kısımdan nasıl yapıldığını anlatmaya başlayacağım. Evet biraz önceki fazlalık ayarlama işlemimi tamamladım ben. Onu da göstereyim size. Şöyle yaptım. Şu arkada yanlarda 4 tane yapıp ortadan 5'er tane kesecektim ya. Onun tam ortasına gelen kısmından bunu eksilterek yani eksiltmesini yaparak bir şekilde e, yok edeceğim onu çünkü kol altından falan yaparsam buradaki sıralar değişecek o yüzden şu arka kısımdan fazlalığı yok edeceğim siz onu görmeyin lütfen bakın hatalarımı bile gösteriyorum size anlatıyorum <laughs> şimdi e, sıra başından şöyle sağ tarafı yapacağım şu an yani bana bakaraktan olan sağ tarafı bunu giydiğimizde tabii ki sol tarafımıza gelecek. Şu an e, kesme işlemine kadar olan yani şurası sıra başımız ya, şurası sıra başımız. Buradan şuradaki kesme işlemini yapacağımız e, ayrıca kadar ördüm ben ki burada örmemi beklemeyin diye. Şimdi buradan başlayacağım kesme işlemini yapmaya. Tam şu kısımda. Şu tersin bir tanesini ördüm, bir tanesini bırakıyorum. Şunu şuradan bir çıkartayım. Şimdi burada kesme işlemi yapacağım. Onun için şöyle ipimi arkaya alayım ki bunu çünkü şöyle düz olarak keseceğim ki belli olmasın diye. Evet, şöyle çevirdim ve şuradan kesme işlemini yapıyorum bu arada benim isterseniz kesme işlemime çok dikkat etmeyin çünkü ben ilmekleri biraz farklı alıyorum o yüzden burada bir kesme işlemi var onu bilin yeter ki bakın bir tane düze geçerken tersi kestim şimdi şurayı normal örüyorum ben ilmekleri dediğim gibi ters alıyorum bakın burada tersi alırken alttan alıyorum daha farklı alınıyor galiba. Düzeltemedim. Böyle alışmışım. Böyle devam ediyorum. Bakın üzeri alırken de <laughs> böyle üstten alıyorum. <laughs> o yüzden benim ilmek atma şeklime dikkat etmeyin lütfen. Önemli olan kesmelerin olacağı yer. Şu eee ayıracımı tekrar şuraya takayım ki yerimizi unutmayalım. Neredeydi o? Hah, şurada. Tam böyle şeye denk geldiği için Şöyle şu düz düze takayım ki bizi engellemesin o düz çünkü hiç oynamayacak oradan şu bir tane düzü oynatacağız şu düzün ikincisiyle birincisinin arasına şöyle yerleştireyim o zaman e, bunu buradan sürekli çıkartmak zorunda kalmam herhalde şimdi şuraları öreyim tam ortaya kadar küpelerim de şıkır diyor masaya çarpıp. <laughs> Şimdi şu dört tane dizi örüyorum. Bunları bir öreyim. Arka tarafta hiçbir işlem yapmayacağız. Onu da anlatacağım şu sıranın sonunda. Şimdi burayı şu sıra başını göstermek açısından şey yapıyorum. Bakın şurada bir tersimiz var. Bir tanesini örüyorum. Diğer ikincisini bırakacağım diğer tarafa. Bu da iki tane ya bunlar. Tam ortaladım. Bu bir taneyi de diğer tarafta öreceğim. Şimdi buradan artık çeviriyorum. Şu şurada bir birkaç sıra kalsın ki kaybedip de örmeyelim. Birkaç sıradan sonra çıkartabilirsiniz. Şimdi bu tersi burada ikinci sırada işlem yapmadan direkt alıyorum. Şimdi burada bu sırada e, hiçbir işlem yapmıyorum ve sıra sonuna kadar aynı şekilde nasıl geliyorsa öyle örüyorum. Mesela bakın şu an e, üç ters, 2 düz öreceğim. Önümüze ilmekler nasıl geliyorsa o şekilde öreceğiz. Bu sırada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şuradaki sıra başımıza kadar öreceğiz ve sonrasında buradan şöyle döndüreyim. Ördüğümü varsayalım. Bu sıra başından tekrar döneceğiz ve şuradan kesme işlemi yapacağımız tek olan, bakın şurada tek bir tane kaldı ya. Buraya kadar öreceğim. Şimdi burada videoyu keseyim ki buraya kadar geldiğimde e, tekrar şey yapalım. İsterseniz bunu şu tarafa da takabilirsiniz ama sürekli çıkartmanız gerekir. Ben şöyle şu tarafa taktım çıkartmayayım diye. Şimdi buraya kadar öreceğim ve burada tekrar buluşalım. Şimdi ben sıra başına geldim de e, şunu da belirteyim. E, burada hani tersler var ya sıra başında da iki tane. Yine o orta kısımda yaptığım işlemi burada da yapıyorum. Bakın tersin bir tanesini e, arka kısma bıraktım, bir tanesini ön kısma bırakıyorum. Bu bir tanelerden kenar e, Görüntümüzü yapıyoruz. Mesela şu an ördüm ya. Şimdi bunun düz olması için şöyle alıyorum. Burada işlem yapmadan örüyorum sıra başında ve buradan devam ediyorum örmeye. Yani sıranın ortasında yaka da yaptığım işlemi burada diğer tarafta da yapıyorum. Bunu da belirteyim. Ondan sonra tekrar şu kısma kadar öreyim. Tekrar orada kesme işlemini göstereyim sizlere. Şimdi kesme işlemini yapacağım. Yere kadar geldim. Bakın şurada bir tane ters var. Şuradaki düzleri öreceğim. Bunun için şu tersi yani şu ilmeğimi önce bir çevireyim. Şunu şöyle çeviriyorum ki şunu alabileyim. Şimdi buradan düz durması açısından ilmeğimi kesiyorum kesemiyorum çünkü ben ters alıyorum <laughs> biraz problem oluyor kesmesi o yüzden şöyle kestim şunu bu tarafa aldım şurada kalan üç tane dizüzmü örüyorum ve bakın burada yine bir tane daha kesmiş bulunmaktayız ve şu bu tarafa doğru keserek gidecek şunlar şöyle 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 gidecek. Şuradaki 4 tane kesilmeden yukarıya doğru devam edecek. Yine sıranın sonuna kadar o 4 taneyi örüyorum. Yine burayı da göstereyim. Şöyle örelim. Hızlı hızlı öreyim birazcık şıkırtı yapıyor kusura bakmayın arkadakiler masaya değdiği için şıkırtı olacak biraz. Şimdi sıranın sonuna gelmek üzereyim. ördüm. Şimdi burada bir tane tersimiz var. Bunu buradan örüyorum. Ve çeviriyorum. Şuradan bakın bir işlem yapmadan sıra başındakini alıyorum. Ve ipimi de buradan terse çeviriyorum. Yani şu kenardaki şöyle tutayım. Bakın şurası zincir zincir durmuş oluyor böyle yapınca Şimdi burada bu sırada ters o ters kısmında yani iç kısmında hiçbir işlem yapmıyoruz bu sırada. Önümüze nasıl geliyorsa örüyoruz. Sonrasında dönüyoruz ve buradan şu bir taneyi sıra başında yine buradaki gibi örmeden alıyoruz ve şuraya kadar geliyoruz. Bu ilmek belirleyicimizin olduğu kısma kadar düz kısma kadar geliyoruz ve buradan yine iki tane ilmeği kesiyoruz. Ee, bunu ne kadar yapacağız? Buradaki ilmeklerimiz bitene kadar sadece şurada öreceğimiz bir iki üç dört tane kalana kadar yapacağız. Şu dört tane kalana kadar şuradaki ilmekleri her sırada bir tane keseceğiz. Sadece önlerde, arka kısımlarda kesmiyoruz. Sadece önde keserek bunu bu şekilde yükselteceğiz. Daha e, bir daha göstermeme gerek yok sanırım. Birkaç sıra ördükten sonra nasıl durduğunu göstermek için bir video açarım size ama onun haricinde daha artık kesmeyi göstermiyorum. Bakın buradan bu şekilde gidecek. Evet, bunun tek tarafını ördüm ben kesme işlemlerini yaparak bu şekilde. Kesme işlemi bittikten sonra da şöyle birkaç sıra fazladan ördüm. Ee, şu kol altınızdan omuzunuza kadar olan kısmı e, ayarlayarak kendiniz ne kadar olmasını istiyorsanız ona göre örebilirsiniz. Şu an ben ölçmeden e, göz kararı olarak bıraktım. Kaç santim bırakmışım onu bir söyleyeyim. Kol altından Şöyle 19 santim 20 santim civarında 19 buçuk santim kadar örmüşüm. Şimdi bu kısım dediğim gibi böyle yukarı kadar çıktı dört tanesi. Şimdi bu taraftakini de öreceğim. Aynı şekilde şurada ilmek ayırıcıyla ile ayırdığım bu dört tane kısmı bu taraftan hiçbir şekilde eksiltme yapmadan dümdüz öreceğim ve bu tarafta kalan beş tane düz olan kısmımızı 4 tane kalana kadar eksiltme yapacağım ve ikisi de aynı şekilde olacak. Arka tarafta da dediğim gibi tam tersini yapacağım. 4 tane buradan yandan yukarıya doğru çıkacak. Yani bunun tam tersi işlemi. Şuradaki ya da şöyle söyleyeyim. <laughs> şöyle çevirirsek, şurayı ön olarak varsayarsak bu sefer de arka kısımda bu şekilde duracak yaka kısmı böyle duracak yanlardan böyle duracak ee, böyle yapmamın sebebi dediğim gibi iki şekilde de iki türlü de giyebilmek için yani iki model gibi olmuş olacak tek şekilde de yapabilirsiniz ben iki tane ayrı model olsun diye ayrı ayrı yapacağım bu şekilde bu şekilde gözükecek arka tarafta yani Burası sol taraf, burası sağ taraf olacak. Önde de şöyle olacak. Burası sağ, burası sol. Şimdi bunların hepsini bitirelim. Ee, zaten bitmiş olacak kravumuz. Bitirelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet, yapım aşamalarını tamamladım, bitirdim ve bu şekilde bakın Diğer tarafını da giyip göstereyim isterseniz. Şu an arka kısım olarak ördüm dediğim kısma giydim. Burası bu şekilde duruyor. Benim bu tarafın duruşu daha çok hoşuma gitti nedense. Şimdi arka tarafa da giyip göstereceğim sizler için. Hemen geliyorum. Evet, ön taraf olarak ördüğümde bu şekilde duruyor. Yani iki farklı krabım olmuş oldu. Keşke böyle birkaç santim daha uzun örseymişim diye düşünüyorum. Çünkü bayağı yüksek belli bir pantolonda giydim şu an. Ama bu şekilde de giyebilirim yani. Siz de ördüklerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Instagram hesabım kanal profilimde bulunmakta. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.